Ahmet abi ne yapıyorsun? Yiyorum. Sushi olayına da girdik. Otur anlatayım oğlum. Bize köyde sushi oğulları derler. Benim büyük 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 dedem Norveçliydi. Bu Viking olayları falan falan. Bu somon balıkları falan tutarlardı. Büyük 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 babaannem de şeydi, Japondu. Balık satarken onun babası, onun babaannemin babasını orada tanışıyorlar, evleniyorlar falan falan. Neyse tabii sushi mushi derken diyorlar ki Tonya'ya yerleşelim. Ne alaka ben de bilmiyorum. Tonya'ya yerleşiyorlar. O yüzden bize köyde sushi oğulları derler. Bize de Trabzon'da da çok güzel. Hatta şey var. Gerçek o California roll var ya. Onun gerçek ismi Tonya roll da. Bakma sonradan Amerikalılar öyle yaptı. Benim büyük babaannem buldu onu. Öyle şey de sushi take out da sağ olsun getirdi. Enfes, tavsiye ederim. Kapat da yiyeyim ben. Kapat. Selam gençler, ne yapayısınız? Ben aynı da veteriner bey, uğraşıyoruz. Kediler, köpekler. Şimdi bugün size bir konu anlatacağım. Ama işin enteresan tarafı çoğu meslektaşımda olaya hakim değil. Onlar da belki izler de öğrenirler diye herkese bugün amme hizmeti yapıyoruz. Kedim veya köpeğim yurt dışına çıkacak işlemleri nelerdir? Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika'ya gidecek kedi köpeklerde özellikle istenen bazı belgeler var. Onlar hakkında bilgi vereceğim. Nasıl işliyor süreç hızlıca anlatacağım. Şimdi örnek veriyorum. Shiba yine malak gibi yatıyor içeride. O yüzden Shiba'yı çağırmadan Shiba varmış gibi anlatacağım. Abi istiyorsan bir deneyelim. Shiba! Gel! Gel! Babanın suratlarına kuyruk sallıyor oradan. La gelsene! Gel sushi vereceğim sana. Gel! Yiyecek misin sushi? Yeme. Sen tattan da anlamıyor zaten. Neyse, diyelim ki Shiba'yı yurt dışına götüreceğiz. Önceliğimiz kesinlikle kuduz aşısı yapılmış olmalı. Yani tarih bugün videoyu... Ha bu arada videomuzun video yayınlama gün ve saatini değiştirdik. Perşembe akşamına saat 5.30'da yayınlıyorduk. Cuma alma kararı aldık. Artık videolarımız kanalımızda olacak. Bugün ayın 23'ü çekim yapıyoruz. Böyle her zaman biz ucu ucuna yetiştiriyoruz. Mert de her gün sövüyor bana ama yapacak bir şey yok. Çok yoğun çalışıyorum. Şimdi diyelim ki bugün 23 Eylül ve Shiba'nın bugün biz kuduz aşısını yaptık. Tam bir ay beklememiz gerekiyor. Çünkü bu kuduz aşısının titresinin oluşması yani korumasının oluşması gerekiyor. Titre değerine bakılacak. Yani Avrupa Birliği veya Amerika, İngiltere şunu diyor. Tamam, okey Ahmet yaptı aşısını, sorun yok. Ama bu kuduz aşısı köpeğinizde gerçekten kuduz hastalığına karşı bağışıklık oluşturdu mu? Bizim için önemli olan o diyor. Kuduz aşısını yaptık 23 Eylül. Bir ay bekledik 23 Ekim. 23 Ekim'de Shiba geliyor. Tabii şu anda gelmiyor ama Shiba geliyor. Biz ondan kan almamız gerekiyor. Kanımızı normal enjektörle alabiliriz. Veteriner arkadaşlar. Normal herhangi bir enjektörle alıyoruz. Sonra bizim hani şu tüplerimiz var ya serum biyokimya tüpleri. Bundan ortalama 3-4 cc alsanız yani 3-4 mililitre bir kan alsanız yeterli olacaktır. Çünkü bunu santrifüj edip serumunu ayıracağız. Sonra ne yapacağız? Etlik Veteriner Araştırma Merkezi'ne göndereceğiz. Etlik Veteriner Araştırma Merkezi diyor ki bize 1 mililitre kan serumu gerekiyor. Santrifüj cihazı böyle bir şey arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Şöyle diyelim ki 4-5 mililitre kan aldınız. Karşılığına da en azından o kadar bir sıvı koymanız gerekiyor. Ya ben genelde şöyle söyleyeyim size. 5000 devirde 5 dakika falan çalıştırıyorum, çalıştırmıyorum. Zaten ara sıra açıp kontrol edebilirsiniz. 1 mililitre serumu yakalayabilirseniz, alırsanız zaten işi çözüyorsunuz. Sonra şöyle minik tüpler var. Bu minik tüpler. Bu minik tüplerin içine ki şöyle yaklaştırayım, üzerinde dereceleri var.
1 mililitre, yarım mililitre bunun üzerinden ölçebilirsiniz. 1 mililitre kan serumunu koyup kapatıyoruz. Ve bunu eğer hemen gönderecekseniz buzlu bir, yani buz akülerinin bulunduğu strafora, eğer hemen göndermeyecekseniz de buzdolabına koyuyorsunuz. Peki buzdolabına koyduk. Kanımızı, kuduz aşımızı yaptık. Bir ay bekledik. Kanı aldık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Serumunu çıkartıyoruz. Ve serumu küçük şişede saklıyoruz. Geliyorum. Bilgisayarımı alıp geleyim hemen. Sen gelme zaten iştahsız. Anca yap orada. Malak gibi. Sonra yapmamız gereken birkaç bir şey var. Mert gel abi. Bu daha çok şeyle alakalı. Yani veteriner arkadaşları bilgilendirmek amaçlı bu. Rabies Test.gov.tr. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifre alıyorsunuz. Benimki kayıtlı giriş diyoruz. Şimdi yeni bir gönderi oluştur veya önceki gönderilerim diyorsunuz. Yeni bir gönderi oluştur. Yeni alanlara giriş yapacağınızı onaylıyor musunuz filan falan. Onayla diyorsun. Tabii şu anda onaylamayalım. Boşa bir gönderi açmayalım. Ve burası sizi yönlendirecek. Köpeğin veya kedinin neyse artık ne gönderecekseniz. Sahibi, çip numarası. Tabii bu da çok önemli. Çünkü her köpekte çip yok. Onu da göstereyim. Çip nasıl bir şey? Mikroçip. Mikroçip böyle bir şey arkadaşlar. Aslında 2021'in Ocak ayından Ocak ayından sonra mecburi hale geliyor. Her sahipli hayvanın mutlaka mikroçipi olması gerekiyor. Bunu genelde iki kürek kemiği arasına yerleştirir veteriner hekimler. Böyle mini minnacık gözle görebileceğiniz ama derinin altında olduğunda sadece röntgende seçilebilecek mini minnacık bir mikroçip. Bu mikroçipin bir numarası var. Arabalardaki şase numarası veya TC kimlik numaranız gibi düşünün. Mesela bu mikroçipin numarası burada. Bu dünyada bir tane ve sadece sizin kedinizde veya köpeğinizde olabilecek bir mikroçip numarası. Bu da mikroçip okuyucu. Böyle hayvanın üstüne tutuyoruz. Reading diyor, okuyor. Yani şu anda boşa tuttuğumuz için okumayacak. Bakayım şundan okuyacak mı ya? Merak ettim ha. Aa bak okudu. Vallahi okudu. Görüyorsunuz numarası şeyle aynı. Buradaki etiket numarasıyla aynı. Neyse, şunu anlatacağız şimdi. Bu mikroçip numarasını da giriyorsunuz bu sistemdeki şeye, veteriner arkadaşlar. Yani bunun amacı ne? Bu kan bu çip numaralı köpekten alındı ve bu çip numaralı köpeğin bu kanı test edilecek. Devlete şu an için aşağı yukarı bir 600 lira ödemesi oluyor. Veteriner hekimi veya isterse hasta yakını yatırıp o şeye etik veteriner kontrol araştırma merkezinin sistemine size evrağı getirebilir dekontu. Çünkü bu girdiği hazırladıktan sonra bunun çıktısını alıyorsunuz ve kutuyu hazırlarken birkaç evrak gerekiyor. Birincisi parayı yatırdığınıza dair dekont, yani bu testin harcı. İkincisi veteriner hekim kaşeli kuduz aşısının olduğu bir karne fotokopisi, ön tarafı yani sahibi ve ismi belli olacak, ırkı belli olacak kısmı ve onun arkasındaki kuduz bölümü. Bir de burada hazırladığınız belgenin çıktısı. Bu üçünü dosya alıyorsunuz. Buz aküsünü de hazırlıyorsunuz. Kan serumumuzu da koyduk. Kapattık, hazırladık. En son bir çıktısı daha var bunun gönderi numarası olarak. Ha bu arada şeyi demeyi unuttum. O küçük tüpün üzerine buradan size verilecek numarayı yazıyorsunuz. Yani kaç numaralı örnek olduğunu yazıyorsunuz. Çünkü tüp o kontrol araştırma merkezindeki meslektaşlarımızın eline gittiğinde evrakla tüpü karşılaştırıyorlar. Hani bazen karışıklık olup başka bir sonuç geçmesin diye. Onu da yazıyorsunuz. Kutuyu hazırlıyorsunuz. Son bir çıktısı daha var. Hepsini hazırladıktan sonra köşede gönderim etiketi olarak onu da hazırlıyorsunuz. Onu da kutunun üstüne yapıştırıyorsunuz. Kargoyla Ankara'ya yolluyorsunuz. Yani biz Ankara'ya yolluyoruz. Trabzon'dan 2 günde falan gidiyor. O da zaten soğuk zincir yetiyor oraya gitmesine. Yani bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Ama 1 mililitreye çok dikkat edin.
Peki gitti. Okey. Sonuç da geldi. Orada titre değerleri var. İşte şu kadar birimin üzeri kuduz aşısı yapılmış ve koruma sağlanmıştır diye. Okey, bu da geldi. Problem yok. Tamam. Yurt dışına gidebilecek kuduz titresine sahip, aşısı tutmuş. Yalnız burada kritik bir nokta var. Bu rapor geldikten en erken 3 ay sonra giriş yapabiliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerine. Bunun için de beklemeniz gerekiyor. Yani Amerika da bunu böyle istiyor. İngiltere'de, Avrupa Birliği ülkeleri de 3 ay beklemenizi istiyor. Yani toplamda 23 Eylül'de aşı yaptırdınız. 23 Ekim'de kanı alındı. Gitti geldi Kasım başı. Kasım'dan sonra Aralık, Ocak, Şubat. Yani 23 Eylül'de işlemlere başlasanız ancak Şubat veya Mart gibi dostunuzu sizinle beraber seyahat ettirebilirsiniz. Her uçak firmasının kendine özel belirlediği kaplar var. Taşıma kapları. Daha önceki Mert şuraya da bir yerde paylaşır. Oradan oraya giriş yapar. Alttan çıkar, bir şey yapar işte. Klasik plastiklere kesinlikle uçağa almıyorlar. Uçakta şu şekilde ön koltuğun altına girebilecek ebatlarda. Aleykümselam, hoş geldin. Sıkıtıyor pis sende. Gel gel, hoş geldin. Doğaçlama yaptı zaten kendisi, sağ olsun. Baskın yapar gibi. Şu şekilde veyahut da şu şekilde yine taşınabilir, sırt çantası altına girebilecek şekilde öndeki yolcunun rahatsızlığı. Onun haricindekileri kesinlikle almıyorlar. Anladım. Direkt uçağa geri gönderiyorlar. Hatta İstanbul Atatürk, yok İstanbul havaalanında 400-500 lira yani. Fırsatçılar da orada başlamış. Aynen aynen. Yani şey, şu hani bavulun sığmadığı zaman küçücük tabii. SM Spor çantalarını 1 milyardan satıyorlar, aynen. O işe aynen girdiler. Öyle. Aynen. Aynen. Daha önce Pet Shop'ta sevgili Melih sağ olsun anlatmıştı konuyu. Bunu da hazırladınız. Evrağınız hazır. Son bir şey daha yapmanız gerekiyor. Veteriner hekiminizden hariç. Yani veterineriniz size evrağı hazırladı. Karnesi, uluslararası bir pasaport. Bir de tarım il müdürlüklerinden yurt dışına çıkış belgesi almanız gerekiyor. O yurt dışına çıkış belgesini de aldıktan sonra iki tane evrağınız, bir de pasaportunuz, bir de uygun çantanızdaki kediniz, köpeğinizle beraber yurt dışındaki gideceğiniz ülkeye giriş yapabilirsiniz. Peki ben bunların hiçbirini yapmadım, gittim ne olacak diyorsanız işte orada biraz sıkıntı var. Havalimanında daha önceden yapan, cesaret eden insanlardan dinlediğimi söylüyorum. Direkt sevgili dostunuza el koyuyorlar, karantinaya alıyorlar. Yaklaşık 2 ayın üzerinde karantinada kalıyor. Psikolojisi tabii ki çok önemli ama onu bir kenara koyuyorum. Maddi olarak da sizi ciddi canınızı yakıyor. Yaklaşık 3000 euro civarında bir maliyet çıkıyor. Bugünün kuruyla yaklaşık 30 bin liralık bir maliyet çıkıyor. Sizin tercihiniz, biz karışamayız ama yapılması gereken bunlar. Veteriner hekim arkadaşlar da sürekli arayıp soruyor. Başımla beraber her zaman yardımcı da olmaya çalışıyorum. Nasıl yapılacağını anlatıyorum. Ya Ahmet sen yap dedikleri zaman da hastalar bana geliyor ve ben uygulama yapıp evraklarını hazırlıyorum. Ufak bir bilgilendirme videosu olarak hem veteriner hekim arkadaşları aydınlatmak hem de yurt dışına kedimi köpeğimi nasıl götürürüm diyen hasta yakınlarımız için bir bilgilendirme videosu olarak hazırladık. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla beraber olacağız. Esen kalın ve derin elde ile kalın.